TRT Kent Radyo İstanbul 106.6. Evet, programımız devam ediyor ve şimdi stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Ali Murat Kırık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun efendim, sizler nasılsınız? Sağ olun, ayağınıza sağlık, lütfedip buraya kadar geldiniz. Estağfurullah, asıl davet ettiğiniz için, böyle güncel ve güzel bir konu için bizleri TRT'de ağırladığınız için sizlere çok çok teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Estağfurullah, her zaman bekleriz. Sağ olun. Şimdi biz ne konuşacağız? Evet. Yeni medya, geleneksel medya gibi kavramları konuşacağız. Evet. Öncelikle geleneksel medyadan anladığımız basılı materyallerin olduğu medya değil mi? Kesinlikle, doğru, aynen öyle. Yani gazetelerden bahsediyoruz. Aynen, gazetelerimiz, dergilerimiz, işte televizyonu biraz hem geleneksel medyaya katıyoruz hem yeni medyaya katıyoruz. Bunun da gerekçelerini zaten ilerleyen dakikalarda aktarmaya gayret edeceğiz dilimizin döndüğünce. Ama belki de şunu tartışabiliriz bugün sizlerle. Yeni medya dediğimiz kavramı biraz derinlemesine irdeleyebiliriz. Yani yeni derken neyi kastediyoruz aslında? Yeni medya mı dememiz gerekli, dijital medya mı dememiz gerekli Kenan Bey? Çünkü sonuçta baktığınızda bir gün önce çıkan bir şey de bir ay önce çıkan, bir sene önce çıkan bir şey artık ne kadar yeni diyebiliriz? Hı-hı. Bunu da aslında çağımızda yani çağımızda, teknoloji çağı içerisinde yaşıyoruz. Yani bir sene önce, iki sene önce olan, üretilen bir teknolojik aygıta, araca yeni nasıl yeni olarak nasıl değerlendirebiliriz? Hı-hı. Belki bunu biraz sizlerle irdeleyebiliriz. Hani ben en azından bunu düşünüyorum ama dijital dediğimiz, yani o sayısal dediğimiz medya demek sanki bana biraz daha doğru geliyor efendim. Hı-hı. Anladım. Şimdi siz bir üniversitede öğretim üyesisiniz. Evet. İşte gazetecilik öğrencileri de geliyor, radyo televizyon öğrencileri. Aynen efendim. Peki bu radyo televizyon öğrencilerinin ne kadarı öncelikle gazeteci ya da televizyoncu, radyocu olmak istiyor? Evet, şöyle söyleyeyim. Oradan başlayalım isterseniz. Aynen. Aslında oradan başlasak daha doğru olur. Şimdi Kenan Bey, aslında takdir edersiniz ki bizim en büyük çektiğimiz sıkıntılardan bir tanesi istihdam problemi. Hı-hı. Yani arkadaşlarımızın istihdam edilebilme noktasında büyük sıkıntıları meydana geliyor. Bunda sadece hani ben öğrenci arkadaşlarımı suçlamak doğru olduğuna da inanmıyorum. Hmm, hmm. Yanlış yönlendirmeler evet, çok oluyor efendim. Müfredatlar gerçekten sektöre çalışmak için çok da uygun değil. Yani teorik derslerin ağırlıkta olduğu müfredatlar görüyoruz iletişim fakültelerinde. Ancak sorulduğunda da iletişim fakülteleri zaten sektöre eleman yetiştirmiyor, iletişim bilimci yetiştiriyor gibi bir cevapla karşılaşıyoruz. Bunu niçin sordum? Çünkü yapılan bir araştırmaya göre gazetecilik bölümünde okuyan öğrencilerin sadece %10'u gazeteci olmak istiyormuş. Evet. Bunların sadece yabancı dil bilenlerinin oranı %3'müş. Maalesef efendim. Ya bakın, bunlar gazetecilik yapacaklar ve yabancı dil oranları %3. Maalesef efendim. Şimdi biz bu adamlara bu gençlerle dijital devrimi, uluslararası medyayı, işte yeni nesil haberciliği konuşmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Yani bunlar sektöre katıldıklarında bunları biliyor olarak, yani bu konuda uzman olarak çıkmış olmaları gerekiyor değil mi? Aslında fakat öyle. Öyle mi? Öyle olması lazım. Yani teoride öyle. Teoride öyle ama gerçekte bu pek böyle değil galiba. Aynen. Değil mi? Yani sizler de aslında burada görürsünüz. Arkadaşlarımızın birçoğu da aslında TRT bünyesinde stajlarını gerçekleştiriyorlar. Evet. Sizler aslında burada arkadaşlarımızı çok daha iyi görüyorsunuz. Yani teorik anlamda çok başarılı bir eğitim alıyorlar. Ancak pratiğe geldiğinde, yani şöyle söyleyeyim size, bir radyo mikseriyle ilk defa karşılaşan bir arkadaşımız oluyor. Bir kamerayla ilk defa el temasında bulunan arkadaşlarımızın da olduğunu görebilmekteyiz. Ve Kenan Beyciğim, aslında şunu söylememiz lazım. Siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok fazla iletişim fakültemiz var efendim. Evet. Sadece yıllık 5000 öğrenci mezun ediliyormuş. Yani düşünebiliyorsun. Yani sektörün 5000 çalışana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Her yıl. Kesinlikle öyle ve hani burada şunları da söylememiz lazım Kenan Bey. Biz sadece iletişim fakültelerinden söylüyoruz. Bir de biliyorsunuz sosyal bilimler mesleği yüksek okulları bünyesinde işte gazetecilik, akademisyenler, 2 senelik radyo televizyon programcılığı bölümünde okuyan öğrencilerimiz var. Ben onlarla da derse giriyorum. İnanın şu durumdayız. Yani biz bırakın çalışacak yeri, staj yaptıracak yer bulamayacak duruma geldik. Hmm, düşünebiliyor musunuz? Yani yaz stajlarını, zorunlu stajları için çok yer bakıyoruz ama maalesef her yerden dolu cevabını alıyoruz. Nitekim TRT de aynı cevabı verdi bize. Doldurduk dedi yani kontenjanımız. Tüm kurumlar tabii ihtiyaçları kadarına izin veriyorlar. Sonuçta kesinlikle. Okulda 100 kişi varsa 100 kişiyi bir iş yerine istihdam etmesi zor. Tabii, imkansız aynen yani. Öyle. Sonuçta buranın şimdi bir yüz ölçümü var. Evet. Şimdi biz iletişim fakültelerinin sayıca fazla olduğu,
ihtiyacın üzerinde öğrenci mezun ettiği konusunu konuşuyoruz. Evet efendim. Bunları şunun için açtım aslında. Biz bunları değil de dijital devrimi konuşuyor olmamız gerekirdi. Kesinlikle. Şu anda biz yeni medyadan bahsediyoruz. Dijital evet. bir devrim yaşandığından, dijital çağın içerisinde olduğumuzu evet. söylemek gerekiyor. Fakat yani yakından takip edebildiğim kadarıyla hani bunun yeterince Türkiye'de anlaşıldığını düşünmüyorum maalesef yeni medyanın. Maalesef Kenan Bey. Aynen. Şimdi devam edersek İngiltere'de biliyorsunuz Independent artık evet. bir basılı gazete olmaktan çıktı. Çıktı. Değil evet. Mi? İlk hani büyük şok buydu. Evet. Bir yılların onlarca belki yüzyıllık bir geçmiş olan bir gazete artık evet. Elektronik olarak yayın hayatına olacak. devam yani kağıt edecek. olarak hayatını tamamladı. Evet. Ve bunun da ardı geldi. Daha sonra yerel gazeteler bu işleri bir kısmı bırakmaya başladı ve böyle de devam ediyor. Evet. Önce bunu anlamaya çalışalım. Ne oluyor? Şimdi aslında çok köklü bir değişim var. Yani dijital devrim kavramı aslında benim de kullandığım bir kavram. Özellikle 2000'li yıllarla birlikte Kenan Bey, bu sayısal sıkıştırma teknolojilerinin ortaya çıkması, bu işte JPEG dediğimiz Joint Pictures Export Group, yani bu işte görüntü sıkıştırma ya da MPEG dediğimiz ya da MP3 dediğimiz bu sayısal ses sıkıştırma Evet. standartlarının ortaya çıkması. Aslında bu kavramlar artık hiçbirimize yabancı değil. Yani hepimiz artık biliyoruz. Evet. Yani akıllı telefonlar hepimizin elinde. Buradan MP3 de dinleyebiliyoruz. Buradan görsel fotoğraflarımızı da çekebiliyoruz ve anlık bir şekilde sosyal medyaya aktarabilme şansına sahibiz. Çünkü bu işte o 2000'li yıllarda internet teknolojisinde de aslında çok önemli gelişmeler yaşandı. Burada neyi söyleyebiliriz? ADSL dediğimiz asimetrik sayısal abone hattının ortaya çıkışı. Şimdi Kenan Bey, eskiler çok iyi hatırlayacaktır. Yeni nesil belki çok iyi bilmeyecektir ama bu internetin telefon hatlarıyla bağlandığımızda, bu işte 56K dediğimiz çevirmeli modemlerle bağlandığımız vakit telefonlarımız sürekli meşgul çalardı. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum. Annem yani artık ya yeter. Hani çok fazla meşgul çalıyor. Biraz da insanlar arayacaklar. Bize ulaşamayacaklar. Çünkü cep telefonları da. Evde bir tane telefon evde var. Evde bir tane telefon İnternete var. Bağladığınızda kimse ulaşamıyor. Kimse ulaşamıyor. Sürekli meşgul Tabii. sesini gönderiyor. Şimdi akıllı telefon zaten hak getire. Cep telefonları deseniz çok fazla ailenin elinde yok. Birkaç ailenin elinde var. Tıpkı hani ilk tek kanallı televizyon yayıncılığının başladığı bu işte 68-70'li yıllarda hani belli başlı evlerde televizyonun Evet, olduğunu evet. düşünürsek aynı o durumdaydık 2000'li yıllarda geldiğimizde. Ama teknoloji o işte sizin dediğiniz o sayısal devrim o kadar hızlı bir ivme kazandırdı ki internet teknolojisi ve sayısal teknoloji bir araya geldi Kenan Bey ve aslında günümüzün temelleri o günlerde atılmaya başlandı. Şimdi sizin verdiğiniz örneğe baktığımızda bugün basılı ürünler okunmuyor mu? Hala okunuyor. Bugün bakın metroya gidin, metrobüse gidin. Hala insanların elinde basılı ürünler var. Çünkü biz aslında hani Türk toplumu olarak geleneklerimizi çok hızlı bir şekilde bir kenara koyacak insanlar değiliz Kenan yani, Bey. Alışkanlıklarımızdan kolay vazgeçemiyoruz. Kolay vazgeçemiyor. Çünkü bizim için şu önemli oluyor. Yani basılı bir ürün, derli toplu bir ürün. Çünkü biz gazeteyi aldığınızda sizin için haberlerde seçilmiş oluyor. Ekonomi, politika, işte ne bileyim gündem, spor haberleri, ne bileyim hava durumu bunların hepsini tek bir gazeteyle alabilme şansımız mümkün oluyor. Ama şimdi baktığımızda bizim şunu belki tartışmamız lazım. Bu mecralar yok mu olacak? Evet. Şimdi bazı gazeteler öte yandan bir de bu gazeteler işte elektroniğe dönüşürse bu gazetecilik olarak yani gazete basılan gazetede çalışan gazeteciler ne olacak? Ha şimdi bakın onlar da var aslında. Değil mi? Şimdi en güzel bir örnek vereyim. Siz çok güzel bir noktaya değindiniz. Yine bakın istihdam sorununu evet. ortaya çıkartıyor. Sadece bizim iletişim sektörümüzde değil başka sektörlerde de var. Yani iş ve çalışma sektöründe de görüyoruz Kenan Bey. Şimdi yine dijital teknolojinin hızlı bir gelişim göstermesiyle birlikte örnek vereyim size. Kasiyersiz kasalar ortaya çıkmaya başladı baktığınız vakit. Ha evet. Düşünebiliyor musunuz? Bazı yani marketlerde bazı görüyorum. Bazı marketlerde biliyorsunuz bu uygulamaya geçildi. Yani tüketici kendi ürününün barkodunu okutuyor ve daha sonra ürünü alıp çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 1-2-3 insanın yaptığı işi tüketici kendisi yapmaya başladı Kenan Bey. Ya bu da iş gücünde bir eksik anlamına geliyor. Doğru. Yani aynı şey gazeteciler için aynı de geçerli. Aynı şekilde gazetecilik için de geçerli efendim. Çünkü matbaası var bunun değil mi? Grafiği var. Matbaası, dağıtımı var dağıtımı efendim. Var. Aynı şekilde. Kağıt sektörünün kendisi var. Kesinlikle efendim. Yani bunları nasıl işte ne bileyim mürekkep sektörü yani bu sadece gazetecilik anlamında bakmayalım evet. bu işe. Evet. Yani bu köklü bir yapı söz konusu yan faydaları burada. Var çünkü. Kesinlikle efendim. Ama ne oluyor? İstihdam ve iş gücünün bu noktada azalmasına neden oluyor. Şimdi ben bunu bazen derslerde de konuşuyorum Kenan Bey.
Öğrenci arkadaşlarımız bunun doğru bir şey olduğundan bahsediyorlar aslında. Yani ne kadar güzel işte hocam, yani hızlı bir gelişim kazanmış teknoloji, habere hızlı bir şekilde ulaşılabiliyor. Yine bakın, habere hızlı bir şekilde ulaşabilme konusunda da aslında tereddütlerimiz var Kenan Bey. Yani haberin hızlı olanı mı makbuldür, bir an önce aktarılanı mı makbuldür, yoksa doğruluğu teyit edilmiş, doğruluğu kanıtlanmış haberin aktarılması mı doğru, daha... İkisi bir arada daha doğru galiba. Tabii aynen öyle, ama şimdi özellikle bu sosyal medya ve yeni medyadaki habercilik anlayışına baktığımızda Kenan Bey, biraz denetimsiz bir yapının olduğunu görüyoruz. Yalanın çok olduğu, yanlışın çok olduğu, manipülasyonun çok olduğu, dezenformasyonun, bilgi kirliliğinin çok olduğu, ne bileyim Twitter'da ismi cismi belli olmayan bir kişinin ortaya atmış olduğu Kenan Bey, fikir ve düşüncelerin bir gazetede ya da bir internet haber sitesinde manşet olduğunu çokça görebilmekteyiz. Aslı astarı belli olmayan, kesinlikle bilgi kirliliğine yönelik bir haber geliyor ve realize edilmiş oluyor. Çünkü geleneksel medyadaki bir haber iki kez en az kontrol edilir değil mi? Kesinlikle. Ama şimdi hızlı yapabilmek adına işte ne oluyor? Ertesi gün diyelim baskıya çıkacak. Hemen geceden devreye giriyor. Halbuki bakılıyor ki işte X bir kişinin sosyal medya hesabının hacklendiği, yani başkasının eline geçtiği ve onun adına tweet atıldığını görüyoruz. Ama ne oluyor? O mesaj sonuçta atılmış oluyor. Yani şöyle, ve ondan bir gündem yaratılıyor. Bir tartışmalar oluşuyor. Kesinlikle. Kutuplaşmalar oluyor. Ama kesinlikle. Aslında sonunda öğreniyoruz ki olay tamamen yalanmış. Aynen, yalanlanıyor. Ama Kenan Bey, çamur çok atesi kalsın mantığı oluyor. Var. Bunun içinde çok geç kalınmış oluyor. Peki şimdi bu yeni dönemle birlikte, yani basılı materyallerdeki azalma herhalde ilk önce dergileri, gazeteleri ve kitapları etkileyecektir, evet, değil mi? Yani tabii. İlk onlarla başlıyor. Onlarda bir düşüş var gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir şey de oluyor galiba. Bu durumda reklam verenler de düşünmeye başlayacaklar. Tabii. Ben reklamımı nereye vermeliyim diye, değil mi? Vermem lazım. Evet, Amerika'da mesela gazetelerin reklamdan yana kaybı %40'mış. Bakın, düşünebiliyor musunuz Kenan Bey? Yani 100 liralık reklam alıyorlarken 40 liralarını kaybetmişler. Nereye gitti bu? Yeni medyaya gitti, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Bunun gerekçesini isterseniz Kenan Bey aktarmak isterim sizlere. Şimdi Kenan Bey, yeni medyada özellikle gazetelere alternatif olabilecek birçok internet haber sitesi bulunmakta. Yani Kenan Bey, bugün biz sizle diyelim ki Kenan Bey, gelin sizle birlikte bir haber sitesi kuralım. O kadar kolay ki Kenan Bey bunu gerçekleştirmek. Hemen işte 400-500 liraya hemen bir nasıl söyleyeyim size, bir ara yazılım aracılığıyla bir haber botu alıyoruz. Buradan işte bir ajansa abone oluyoruz. Zaten hani Türkiye'de bunu yapacak 4 büyük ajans var. Evet. Onlardan birine de üye oluyoruz. Oradan direkt olarak haberi çekiyoruz. Tek bir editör aracılığıyla haber otomatikman sizin sitenizde yayınlanıyor. Hiç değişiklik, bir şey yapmanıza gerek yok Kenan Bey. O yüzden irili foklu o kadar haber sitesi var ki, geçmişte olsa ben size derdim, Kenan Bey bakın Türkiye'de şu kadar gazete bulunmakta derdim. Ama şunu size söylemiyorum Kenan Bey, Türkiye'de şu kadar haber sitesi bulunmakta diyemiyor. Çünkü her gün bir tane açılıyor. Her saniye. Belki şu an sizle konuştuğumuz noktada bile bir sürü haber sitesi açılıyor Kenan Bey. Şu an tarif ettiniz. Belki de şu anda birileri de kurmaya başladı. Aynen öyle. Ya bu kadar kolay mı diyeyim. Google'da araştırıp Kenan Bey hızlı bir şekilde kurabiliyor. Ve bunları sosyal medyaya entegre sağlıyorlar Kenan Bey. İlgi çekici haberler olmuyor. Birbirine tekrar eden, kopyalı yapıştır tarzı habercilik ortaya çıkıyor Kenan Bey. Ve ajanslar üzerinden bu iş döndüğü için gazeteler ya da işte ne bileyim yayın kuruluşları da istihdam noktasında büyük sıkıntılar yaşıyor Kenan Bey. Yani düşünebiliyor musunuz? Bizim kendi üniversitemiz, yani Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde bile Kenan Beyciğim, hani 100 deseniz eskilerden de kalan 150, yani 450-500 öğrencinin mezun olduğunu görmekteyiz. Bu arkadaşlarımız nerelere gelecek? Ve Kenan Bey, şunu da söyleyeyim. Eskiden biliyorsunuz iletişim fakülteleri medyanın yoğunlukta olduğu yerlere kurulurdu. Bugün baktığınızda her noktada, Türkiye'nin her noktasında iletişim fakültesi var. Yani bugün Diyarbakır'da da iletişim fakültesi var ama sektör yok orada. Şimdi oradan mezun olan bir arkadaşımız ya da Erzurum'da. Erzurum Atatürk Üniversitesi var. Ben gelen stajyerlerimden öğrendim. Evet. Niğde'de. Evet. Gümüşhane, Niğde'de varmış. Evet. Öğrendim. Giresun'da varmış. 2 senelik yüksek okul var. Giresun Trebolu İletişim Fakültesi var. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi var. Ben de ona şaşırdım. Peki bu İletişim Fakültesi öğrencileri nerede istihdam da demeyelim. Bu mesleği nerede öğrenecekler? Nerede öğrenecekler? Orada öyle bir şey yok ki. Öyle bir tane yerel televizyon, bir tane yerel gazete var. Kesinlikle. Hatta ya 3 tane. Aynen öyle. Tuhaf bir şey de oldu yani. Demek ki bir aşırı bir öğrenci arzı da var piyasaya. Evet, kesinlikle. Zaten en son TÜİK'in istatistiklerine baktığınızda Kenan Bey, geçen sene yapmış olduğu istatistiklerde istihdam sorununu en büyük yaşayan sektörün gazetecilik olduğunu görmüştük. Bu sonuç da aslında çok ilgi çekici bir sonuç. Ben bunu da yine bir gazeteyle paylaşmıştım, bu sonucun nedenini ve gerekçelerini. İşte ya Kenan Bey, şunu da aslında söylemek istiyorum. Ya muhakkak arkadaşlarımız bizi dinliyorlardır ya da arkadaşlarımızın velileri dinliyorlardır. Hani bu noktada
onlara yönlendirecek, iletişim fakültelerinde okumak isteyen arkadaşlarımız da vardır. Onlara nacizane tavsiyem aslında şu olacaktır. Şunu yapmasınlar. Ya nasıl olsa büyük bir istihdam sorunu var, büyük bir istihdam problemi var. Mesleği öğrenecek yerleri de yok. O yüzden biz bu arkadaşlarımızı oralara göndermeyelim demeleri de aslında doğru değil Kenan Bey. Yetişmiş kalifiye elemanı her yerde ihtiyaç vardır Kenan Bey. Siz yabancı dilinizi doğru biliyorsanız, mesleğinizi doğru bir şekilde icra edebiliyorsanız. Yani bugün Kenan Bey, medya küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası bir mahiyete gelmeye başladı. Birçok uluslararası ajans Türkiye ile işbirliği noktasında geldi. Bu noktada hükümetin de olumlu gelişmeleri var. Olumlu attığı adımlar var. Bu noktada Kenan Beyciğim şunu söylememiz lazım. Arkadaşlarımız önceki dil sorunu, dil problemini çözmeleri gerekti. Benim en öncelikle söyleyeceğim iş budur. Yani hani başarılı olmak çok önemli değil bu noktada. İşte bakıyoruz sürekli okula gelip işte ne bileyim sınavından yüksek alayım, 95 alayım, 100 alayım. Yani maalesef sektör biraz acımasız Kenan Bey. Yani sizin aldığınız notlarla pek ilgilenmiyor sektör. Aynen öyle siz Kenan Bey. Yani hepimiz bu sektörün içerisindeyiz. Ben de sonuçta bir dönem sektör içerisinde çalıştım. Bana yani sen okul birincisi misin ya da sen şu kadar şu kadar şu dersten hangi not aldın diye sormadılar. Sen hangi programları biliyorsun? Sen hangi yabancı dilde kendini geliştirdin? Yabancı dil bilgi düzeyi nedir? Hangi uygulamalara hakimsin? Ne bileyim işte buradaki radyo otomasyon programlarının hangisi konusunda bilgi sahibisin? Gibi sorularla karşılaştık. Aynı zamanda uluslararası bir meslek olmasından bahsediyorsunuz ama bunun olabilmesi için gene yabancı dil gerekiyor. Kesinlikle Kenan Bey. Değil mi? Yani bu işi dünyanın her yerinde yapabilecek donanıma sahip olmak için işte bu işi iyi bilmeniz kadar yabancı dile de sahip olmanız gerekiyor. Kesinlikle Kenan Bey. Şimdi bakın siz mesela Independent'tan bahsediyorsunuz. Şimdi Kenan Bey, ben X bir yayın kuruluşunda çalışan bir insanım. Şimdi Kenan Bey, benim oradaki haberleri de okuyup analiz edip en azından işimize yarayacak ya da bizi ilgilendiren haberleri çevirip sunabilmem gerekli Kenan Bey. Ama ne oluyor? Bunu yapamıyoruz Kenan Bey. Ve bunu kimler yapıyor? Şimdi adam bakıyor. Siz iletişim fakültesi mezunsunuz. Birisi İngilizce mütercim tercümanlık ya da İngiliz dili edebiyatı mezunu. Şimdi diyor ki bu metni çevir diyor Kenan Bey. Şimdi iletişim fakültesindeki arkadaşımız o metni çeviremiyor. Ama İngiliz dili edebiyatı ya da İngilizce mütercim tercümanlık bölümünde okuyan bir arkadaşımız o metni bir şekilde çeviriyor ve sunuyor. Kenan Bey siz de takdir edersiniz ki o metni çeviren arkadaşımızı istihdam etmeyi daha uygun bulursunuz. Dolayısıyla ne oluyor Kenan Bey? Bakın çevirmenlik konusunda bu arkadaşlarımızın önünü tıkamış oluyoruz. İkinci olarak ekonomi konusu. Şimdi ekonomi muhabirliği çok önemli bir alan. Çok önemli bir dal Kenan Bey. Ama maalesef arkadaşlarımız ekonomi konusunda gereken bilgiye sahip değiller. İşte ne oluyor? Ekonomi muhabirliğini İktisadi Ticari İlimler Fakültesi'nde okuyan ya da iktisat fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız bu işleri yapmaya başlıyor Kenan Bey. Bu da ne oluyor? Arkadaşlarımızın iyice dar bir alanda iyice önünü daraltmış oluyor. Ya da tamamen başka sektörlere kaymalarına neden oluyor değil mesela mi? Mesela bankacılık sektörü. Yani 4 yıl okuyorsunuz ama okuduğunuz bölümle ilgili bir iş yapamıyorsunuz. Sıfırdan başlayıp yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle bu çok Kenan ciddi Bey. Bir zaman ve emek kaybı. Zaman ve emek kaybı. Yazık değil mi Kenan Bey? Doğru. Zaten hani burada. Peki bu gazetelerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Tabii. Yani şimdi gazetelerin yani basılı gazetelerin zaman içerisinde azalacağı veya işte tiraj kaybedeceği söyleniyor. Şu anda böyle bir durum var mı? Tiraj kaybına uğruyorlar mı? Tiraj kaybına uğruyor Kenan Öyle Bey mi? Baktığınızda. Yani ne bileyim ben 5 yıl önce satılan gazete sayısıyla bugünkü arasında dağlar bir fark var. Fark var Öyle Kenan mi? Bey. Öyle söylüyorum. Yani azalarak mı gidiyor? Azalarak giderek devam ediyor. Ben dediğim gibi her hafta tiraj sonuçları ilan ediliyor ve işim gereği bunları sürekli kontrol ediyorum Kenan Bey. 500 bin, 600 bin civarında gazetelerimiz var. Şimdi Türkiye nüfusuna baktığınızda... 500 bin, 600 bin satılan mı? Evet, aynen öyle. Şimdi Türkiye nüfusuna baktığınızda hani herhalde 80 milyon artık olmuşuzdur yani Kenan Bey. Aynen öyle. Ve bu sürece baktığınızda 500 bin, 600 bin haneye gazete girdiğini düşünün Kenan Bey. Hani bunu en azından çekirdek aile olarak düşünün. 4 ile çarpalım. 2 milyon 400 ile tekabül eder. Hani bir haneye bir gazete girdiğini varsayarak ben size söylüyorum Kenan Bey. Şimdi 2 milyon 400 80 milyonda 2 milyon 400 devede kulak misali kalıyor baktığınızda Kenan Bey. Toplamda şu anda 3,5 milyon civarında bir tiraj varmış 46 gazetenin toplamı. İşte aynen öyle baktığınızda 46 gazetenin. Yani 3,5 milyon kişi demek de nasıl diyelim dediğiniz gibi 3 ile 4 ile çarpsak en fazla 8-10 milyon kişinin bu gazetelere ulaştığını anlarız. O kadarı. Bu şu demek aslında 80 milyonluk ülkede 70 milyon o gazeteleri hiç görmüyor bile. Hiç görmüyor aynen öyle. Şimdi eskiden olsa Kenan Bey şunu derdik. O gazetede haberimiz çıktı. O işte gazetede reklamımız var derdik. Ve bizim için çok önemli gelirdi. Siz az önce söylediniz. Reklam gelirlerinin yani basılı ürünlerde reklam gelirlerinin düştüğünden bahsettiniz. Şimdi Kenan Bey bunun gerekçesi aslında şu. Bu gazetelerin birçoğunda zaten web sitesi bulunmakta. Web sitesi mesela 500 bin satıyor gazete ama web sitesi 2 milyon takipçi edinmiş. İşte,
Önemli olan o değil mi mesela? Aslında farkı orada, değişimi orada da görüyorsunuz. Kesinlikle Kenan Bey, ve şöyle söyleyeyim. Burada birçok reklam veren şunu kullanıyor. Google'ı kullanıyor bugün. Google'ın AdSense dediğimiz reklamları bulunmakla Kenan Bey. Hepimizin de aslında bu pop-up dediğimiz sağda solda yukarıda aşağıda çıkan, evet, burun kıvırdı ya şu reklamlarda olmasa ne rahat haber okuyacak, ne güzel olacak dediğimiz. Ama şunu düşünmüyoruz Kenan Bey. Biz eğer o reklamlar oralarda yer almazsa bu şey nereden gelir kazanacak? O yayın kuruluşu, medya değirmenin suyu orada diyorsun. Orada aslında Kenan Bey baktığımızda. Şimdi 2 milyon kişi onu tıklamadığını düşünün. Bazen reklamları yanlışlıkla da tıkladığımız oluyor. Ya da ilgimizi çeken bir reklam da oluyor. Tak diye tıklıyoruz. İşte gelirler buradan geliyor Kenan Bey. O yüzden ben hani bu noktada bunun için içerisinde olan bir insan olarak ben bunu ama her yerde de reklam çıktı diyemiyorum. Çünkü bir şekilde bunu ücretsiz olarak sunabileceklerse bize hani bir şekilde reklam geliri elde etmeleri gerekli. Şimdi geleneksel medyada reklam çok daha pahalıydı. Bugün televizyonda saniyesini 2-3 milyar ya 2-3 bin lira reklam ödemek zorundasınız. Reklam ücreti ödemek zorundasınız Kenan Beyciğim. Ve o saatlere göre de değişiyor. Prime time'da verirseniz farklı, sabah kuşaklarında verirseniz farklı, öğlen kuşaklarında verirseniz farklı. Ama yeni medyada baktığınızda Kenan Bey 50 lira mı bütçeniz var? Bir sosyal paylaşım anı 50 lira bütçeyle İstediğiniz hedef kitleyi seçerek bu baksın diyerek bunu verebiliyorsunuz Kenan Bey. Yani bu ister istemez ne oluyor? Reklam bütçelerinin azalması neden oluyor ve insanları ya ben geleneksel medyaya reklam vereceğim yere yani bu kadar masraf yapıp niye bu kadar masraf edeyim ve onu kim görecek kim görecek bilemiyorsunuz Kenan Bey. Yani basılı bir ürün. Siz sonuçta ne yapıyorsunuz? İsterseniz o sayfanın orasını görmeye de bilirsiniz, çevirmeye bilirsiniz Kenan Bey baktığınızda. Bu dijital devrim gazeteler kadar televizyon ve radyoları da etkiliyor herhalde. Kesinlikle Kenan Bey baktığınızda. Bugün mesela televizyon nasıl etkiledi? Az önce programın başında ben size bir şey söylemiştim Kenan Beyciğim. Demiştim ki televizyonu hem geleneksel medya içerisine dahil ediyoruz, hem yeni medya içerisine dahil ediyoruz. Bunun gerekçesi ne Kenan Beyciğim? Çünkü yeni medyaya katmamızın sebebi televizyonun internet teknolojisiyle artık bütünleşmesi. Bugün Türkiye'de de internet yayıncılığı dediğimiz kavram çok gelişmeye başladı. Ve dediğim gibi sayısal yayın operatörleri işte seç izle, durdur izle, kaydet izle, sonra izle gibi özellikler aracılığıyla izleyicilere ya da kullanıcılara programların tekrarını izleyebilmek ya da boş zamanlarında müsait anlarında onlara yayınlara tekrardan dahil olabilme şansını veriyor. Bugün YouTube dediğimiz bir sosyal paylaşım ağı var Kenan Bey. Bugün YouTube üzerinden telif hakları çok rahat bir şekilde korunabiliyor. Network dediğimiz bir mantık ortaya çıktı Kenan Bey. Siz bir TRT'nin de bu noktada kendi network'ü var. TRT her yayınlamış olduğu dizinin internet üzerinde kendi kanalı üzerinden bunu yüklüyor Kenan Bey. Ve işte ne oluyor? Mesela çarşamba günü işte Diriliş Ertuğrul dizisi var diyelim Kenan Bey. Çok da fazla izleniyor biliyorsunuz. O günün en yüksek reyting oranına sahip olan bir dizi. Dün akşam da yayınlandı. Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla herkes de bunu izledi. Ama ne oldu Kenan Bey? O gün kaçırdınız diyelim. Ne yapıyorsunuz? YouTube kanalı üzerinden, TRT'nin YouTube kanalı üzerinden bunu seyredebiliyorsunuz. Yine orada da Google reklamlar devreye giriyor Kenan Bey. İşte Google reklamları üzerinden siz onu izledikçe orada gelir elde etmiş oluyor o yayın kuruluşu da. Çünkü sonuçta bir şekilde bunu döndürmek zorunda Kenan Bey. Ve geleneksel medyadan daha etkili olmuş oluyor. Ve sayım imkanımız daha iyi oluyor Kenan Bey. Çünkü yani ölçebiliyoruz. Öyle, çok rahat ölçebiliyoruz. Kenan Bey bugün rating sorunu Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi. Sürekli spekülasyon. İşte People Meter olan yani bu izleyici ölçümü sağlayan aracın hangi ailede olduğu işte X bir yayın kuruluşunun bunları işte ne bileyim. Ne kadar güvenilir olduğu hep tartışmalıdır bu konu. Ama Kenan Bey işte bu ortaya çıktıktan sonra bu sosyal rating dediğimiz kavram işte o hashtaglere atılan Twitter'da o etiketlere atılan dediğim gibi mesajlar, içerikler ya da işte sizin de belirttiğiniz gibi program içerisinde YouTube'un kendi kanalından izlediğimiz sayı bizim çok daha sağlıklı ölçümler almamızı sağlıyor. Çünkü dediğim gibi 80 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Yani o örneklem acaba ne kadar geneli ifade edebiliyor Kenan Bey? Bunu aslında tartışabiliriz. Benim de en büyük tartışma mevzularından bir tanesi bu oluyor. Çünkü bunun totali var. AB var. ABC artı 1 grubu var. Artı 20 grubu var. Yani Kenan Bey bu işte önemli. Yani burada ne kadar kişiyi dahil edersek o reklam gelirleri bize o kadar doğru yansıyor. Ve tabii ki siz de takdir edersiniz ki reklam veren olarak daha yüksek gelir sağlayan, daha yüksek ne bileyim tiraj, daha yüksek rating alan programlara, gazetelere tabii ki reklamınızı vermek istersiniz. Onlar da ne yapıyor Kenan Bey? Bunu göstererek kendilerine göre bir ücret
istiyor. Ne yapıyor? İşte ben bak bu kadar seyrediyorum. Bu raporlar çok önemli Kenan Bey. Rating raporları, tiraj raporları çok önemli. Ve yeni nesil rating ölçümleri ve tirajlar işte bu noktada bize çok büyük katkı sağlıyor. Ve eskisi gibi ulaşılmaz değil Kenan Bey. Bugün birçok site üzerinden görebiliyoruz. Mesela bir firma var. Sadece mesela bugün sosyal medya üzerinden rating ölçümleri gerçekleştiriyor. Bu Twitter'da... Yani sizin ne kadar seyredildiğiniz, okunduğunuzla ilgilenmiyor. Sosyal medyada ne kadar konuşulduğunuzla mı ilgileniyor? Evet Kenan Bey. Hmm. Aynen öyle. Bu da çok büyük, çok önemli bir noktada. Ya da anahtar kelime dediğimiz mantık var Kenan Bey. İşte ne bileyim Diriliş Ertuğrul. Bugün ne yapıyorsun? Diriliş Ertuğrul'la ilgili rating ölçüm yapacaksınız. O gün o saatler arasında sistem şöyle çalışıyor. Atılan hashtag. Kanalın ismi. Başrol oyuncusu, işte ne bileyim Osman Gazi, Ertuğrul, ondan sonra Engin Altan, Düz Yatak. Evet. Bu kavramları çekiyor açık kaynaklı olan, yani Twitter profili açık olan kişilerin atmış olduğu mesajları çekiyor ve bir analiz raporu hazırlıyor. Firmanın ismini vermiyorum ama yani yakından takip eden dinleyicilerimiz bunu bileceklerdir Kenan Bey. Böylelikle size bir sosyal medyada ne gündemde gibi bir size içerik rapor hazırlayabiliyor ve bunu görebilme şansına sahip oluruz. Ama şunu da söylememiz lazım Kenan Bey. Geleneksel medya hala sosyal medyayı, hala yeni medyayı etkiliyor. Bunu da bakın söyleyebiliriz. Hmm. Neden diyecek olursanız. Ya, tamamen de gücünü kaybettiğini söyleyemeyiz. Kesinlikle Kenan Bey. Anladım. Yani bugün bir reklam veren başarılı olmak istiyorsa hem geleneksel medyaya hem yeni medyaya reklam vermek zorunda. Çünkü geleneksel medyanın halen takipçisi var. Çünkü bugün eski geleneklerimizden bir tanesi işte dedelerimiz, ninelerimiz derlerdi biliyorsunuz Kenan Bey, işte ben ajansı dinleyeceğim, ajansı izleyeceğim derlerdi. Ne yaparlardı? TRT'yi açarlardı, izlerlerdi. Ha. Bu gelenek hala devam ediyor. Hala birçok noktada, birçok ilde devam ediyor. Bugün hala internet ya da ne bileyim işte sosyal medyayla tanışmayan insanlarımız bulunmakta baktığımız vakit. Orta ve üst grup, yaş grubu daha henüz yeterince yani, buluşmadı değil mi? Kesinlikle efendim. Yani bunları da ihmal edemeyiz baktığımız vakit. O yüzden bugün geleneksel medyadaki bir açık oturumdaki bir tartışma yeni medyada, sosyal medyada, ne bileyim Twitter'da ya da Facebook'ta gündem oluşturabiliyor. Ya da trend topic dediğimiz en çok konuşulanlar listesine girebiliyor Kenan Bey. Yani tamamen bu kavramları işte bazıları diyorlar sosyal medya çıktı, yeni medya çıktı, geleneksel medya bitti. Ben buna inanmıyorum Kenan Bey. Kesinlikle de inanmayacağım. Gerekçesi de şu. Şimdi gazeteler bununla ilgili mücadele yöntemlerine girmeye başladılar. Almanya'da, İngiltere'de bununla ilgili çalışmalar baş göstermeye başladı. Bu kiosklar dediğimiz sayısal büfeler var Kenan Bey. Böyle işte ne bileyim bankamatikler gibi düşün. Ya da ne bileyim bu işte İstanbul kartlarımızı doldurduğumuz. Yani gazete büfeleri gibi. Aynen öyle düşün. Artık gazete büfeleri ortaya çıkacak Kenan Bey. Ve siz basılı ürün okumak istiyorsanız olur ya Kenan Bey, canınız istemeyebilir. Akıllı telefonunuzu, tabletinizi kullanmak istemiyor olabilirsiniz. Haberi hala geleneksel yollardan ama dijital teknolojiyi kullanarak okuyabilirsiniz. Bugün nasıl biletler online bir şekilde artık basılıyor. Eskisi gibi kağıt bilet kalmadı. Kağıt bilet kalmadı. Online olarak isterseniz siz yazdırabiliyorsunuz. Bugün de artık gazeteler o noktaya gitmeye başladı Kenan Bey. Siz o sayısal kiosk gazete bayilerine giderek o günkü önemli olan haberleri bastırıp böyle bir sayfa, iki sayfa. O gittiğiniz andaki son güncel haliyle son, değil mi? Saniyesi saniyesine olan hali alabileceksiniz Kenan Bey. Yani bakın bu meslek de ölmüyor. Gazetecilik ölecek, televizyon yayıncılığı ölecek. Böyle bir şey yok. Sadece çehresini değiştiriyor Kenan Bey. Zaten yeni medya dediğimiz kavram da geleneksel medyanın çehresini değiştirmiş halidir. Yani geleneksel medya yeni medya üzerine kurulmadı. Böyle bir şey söz konusu değil. Geleneksel medya yeni medya geleneksel medyanın evrilmiş hali. Evrilmiş hali. Yani bunu... ya dolayısıyla geleneksel medya hiçbir zaman ölmeyecek. Yok, kesinlikle. Hani güç kaybedebilir ya da yeni bir forma bürünebilir. Ya, işte yeni medya. Aynen öyle. Ve dediğim gibi Kenan Bey, ben şunu söylüyorum. Şimdi interneti biz yeni medya bünyesinde adlandırıyoruz. Kenan Bey baktığımızda hani ADSL teknolojilerinden çıkarayım ben konuyu. 2000 yılı Kenan Bey gelmişiz 2016 yılına. Yani 16 senede bir şey yeni der misiniz? Siz 2000 yılında bir tişört alsanız, bir gömlek alsanız, ben bunu yeni aldım deseniz 2000 yılında, 2016 yılında da ben bunu yeni aldım diyebilir misiniz Kenan Bey? Böyle bir durum söz konusu mu? Yani new medya dediğimiz kavram aslında yeni medya değil de yenilenen medya desek sanki daha doğru gibi bir, bir kavram oluyor. Şey mi, isimlendirmede bir yanlışlık oldu. İsimlendirmede bir yanlışımız var. İşte dünya literatürüne bu böyle girdi.
İşte yok ikinci medya çağı dediğimiz bir kavram ortaya çıktı mesela Kenan Bey. Ya da Web 2.0 teknolojisi dediğimiz bir kavram ortaya çıktı. Ve Kenan Bey şunu da söylememiz lazım. Biz yeni medyada sürekli gözetim ve denetim altındayız. Bugün sürekli spekülasyonlarla karşılaşıyoruz. Aa işte mailim çalındı. Aa işte efendim bilgilerim çalındı. Aa işte elektronik ortamda işte e-devlet şifrem çalındı. Bilgilerim çalındı. Sürekli bakın bunlarla karşı karşıyayız Kenan Bey. Ve sürekli bir korku baş göstermeye başladı. Eskiden olsa böyle bir durum söz konusu değil. Yani şöyle söyleyeyim Kenan Bey. Geleneksel medyada bir evinizin anahtarı oluyordu. Sadece o anahtarla o kapıyı açabiliyordunuz. Şimdi yeni medyada öyle değil. Kartlarla, şifrelerle bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Şifrenizi kıran insan sizin evinize rahatlıkla girebiliyor. Aslında bu mantıkla bakacaksınız. Aynen. Bu mantıkla düşüneceksiniz. Ve artık bugün mesela kepenklere de bakın. Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum Kenan Bey. Tat diye o demir kepenkleri esnaf indirirdi. Herkes de o sesi duyardı. Tırr diye aynen kilidini takardı giderdi. Şimdi ne oluyor? Uzaktan kumanda aracılığıyla tık diye basıyorsunuz Kenan Bey indiriyor. Yani nasıl kilitleniyor, nasıl deniyor yani. Ama bu... birileri eğer o sizin şifreyle yaptığınız işlemi ele geçirirlerse onlar da açabiliyorlar. Aynen öyle. Böyle tuhaf bir başka bir şeye dönüşüyor. Tuhaf bir başka bir noktaya geldi. Yani aslında kolaylık bir noktada yani insani hayata doğrudan derinlemesine etkileyen bir noktaya geldi. Güvenliğimizden taviz vererek kazandığımız bir yenilik mi bu? Evet Kenan Öyle Bey. Bunu söylememiz lazım. Bakın olumlu görüyoruz ama güvenliğimizden taviz verilmesi de en büyük olumsuzluklardan bir tanesi. Hala yeni medyanın yasa, hukuki yasaların müeyyidelere tabi olmamasının büyük eksikliklerinin sorunlarını yaşıyoruz. İşte Twitter'ın IP vermemesi hala büyük bir sorun olarak baş gösteriyor Kenan Bey. Bugün sizlere ya da bana herhangi bir hakaret, herhangi bir küfür edilse savcılığa siz suç duyuyorsunuz. Bulunsanız takipsizlikle neticeleniyor. Yani şimdi baktığınızda ilgili kişiye ulaşılamıyor değil mi? İlgili kişiye ulaşılamıyor. Veya Twitter'dan atıyorum istediğinizde vermiyor. Çünkü merkezi burada değil. Merkez burada değil. Başka sıkıntılar Türkiye var. Türkiye yasalarına tabi değil. Vergi ödemiyor. Vergi ödemiyor. Yani bunları dediğimizde de Kenan Bey bizi olumsuz eleştiriyorlar. Ya nasıl olur? İşte özgürlük budur diyorlar. Yani özgürlük başkalarının haklarına tecavüz müdür Kenan Bey? Bunu yani bunu insanların vicdan ellerini vicdanlarına koyarak konuşmaları gerekli. Bugün bana olur, yarın sizde olur Kenan Bey. Yani hani atalarımız boşuna söylememişler. Gülme komşuna gelir başına diye. Ve hepimiz artık akıllı telefonlar kullanıyoruz. Kenan Bey bugün artık dediğim gibi klasik cep telefonları üretilmiyor. Hep akıllı telefonlarla. Hep bir iletişim içerisinde. Evet. Kenan Bey bu işte hep konuştuğumuz bu FOMO dediğimiz bir hastalık. Yani sosyal medyadaki gelişmeleri kaçırma korkusu. İşte sürekli sabah ilk saatlerde hemen akıllı telefonumuzu alıp aa gündemde ne var diye bakıyoruz Kenan Bey. Yani önce temel ihtiyaçlarımızı karşılamadan ilk olarak elimize telefonumuzu alıyoruz. Telefonla yatıyoruz, telefonla kalkıyoruz. Telefonumuzu evde unuttuğumuzda günümüzün kötü geçtiğini düşünüyoruz Kenan Bey. Evet. Dünyadan kopuk, gündemden kopuk olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle birçok sorun ve problem yaşıyoruz baktığımız vakit Kenan Bey. Zamanımız biraz azaldı tabii. Evet, daraldı. Keşke bir vakit olsa da konuşsak konu iyi. Ama şimdi yeni medyayla ilgili hani öğrencilerle başladık. Gene öğrencilerle bitirelim. Yeni medya düzeninde yani çalışacak olan birisi, çalışmayı düşünen birisi ne tür donanımlara sahip olmalı? Kısaca özetleyip bitirelim istiyorum. Tabii Kenan Bey. Kenan Bey bir kere şunu söylememiz lazım. İnternet teknolojisine gerek teknik anlamda gerek uygulama noktasında bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü yeni medyada çalışacaksa. Evet. Ve yeni medyada çalışacak arkadaşlarımızın özellikle kodlama bilgisine sahip olması gerekir. Şimdi iletişim fakültelerindeki en büyük eksikliklerden bir tanesi bu. Hep böyle bilgisayar mühendisliği konusuyla ilintileniyor. Hayır Kenan Bey böyle bir şey yok. Artık kodlama bilgisi herkesin, her vatandaşın aslında bilgi sahibi olması gerekli bir konu olmaya başladı. Çünkü daha küçük yaşlardan aslında bu eğitimin verilmesi gerekiyor değil mi? Aynen Kenan Bey. Yani... Çünkü bugün 8-10 yaşındaki çocuk aslında dijital medyanın belki ileri seviyelerinde bir meslek sahibi olacak ve 2-3 yaşındaki çocuklar artık çocuklarda tablet görüyoruz. Ellerinde tablet düşünmüyor ve sizden benden çok daha güzel bir şekilde bunu kullanabiliyorlar. Bu ama doğru kullanmaları ve donanımlı olmaları önemli sanırım. Kod bilmelerini istiyorsunuz. Yabancı dil bilmeleri tabii ki önemli. Yabancı dil kesinlikle bilmeleri gerekli Kenan Bey ve okuldaki eğitimle yetinmemeleri gerektiğine inanıyorum Kenan Bey. Mesela bugün baktığınızda uygulama konusunda işte web yazılımları olsun. Çünkü yeni medyadan bahsediyoruz. Yeni medyanın dijital bir ayağı dijital devrim. Bir ayağı web. Şimdi web 2.0'ı doğru bilimler için web teknolojisine hakim olması lazım. Yine bunun dışında Kenan Bey işte Photoshop dediğimiz tasarım programları artık Kenan Bey yani bunlar hani kursa falan gitmenize gerek yok. YouTube'da
arkadaşlarımız lütfen izlesinler Kenan Bey. Yani aslında aradıkları birçok kaynağı da gene internette bulabilecekler. Yani Kenan Bey aynen, şimdi şunu da söylemeyeyim. Hani ya internet çok iyidir falan. Hı. Hani hep böyle ölmüş gibi olmayalım. Olumsuz noktalarını da görelim ama doğru kullanıldığınızda etkili bir ilaçtır internet. Yanlış kullanıldığınızda da çok aktif bir silah durumuna da gelebiliyor internet. Bakın hem ilaç hem silah yani baktığınızda. İkisi bir arada diyorsunuz. Tercihi siz yapıyorsunuz. Tercih sizin Kenan Bey'cim. Şimdi dijital devrim ve yeni medya düzeni günlerce yani konuşulacak bir konu. Şu an yetmeyecek. Ne üzücü ki yani kısır günlük tartışmalar, seviyesi düşük polemiklerle çok üzülüyorum Kenan Bey. Bu konuyu yere ayrılmıyor ve zaman geçiyor. Maalesef. Gençlerimiz bu donanıma sahip olmadan büyüyorlar. Maalesef. Umalım ki ve ilerleyen haftalarda biz de buna katılalım. Bu konunun çokça işlenmesi lazım. Bilinçli bir yeni medya kullanıcısı ve gazetecisi yetiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle Kenan Bey. Umarım ilerleyen zamanda bunlar başarılabilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum Kenan Bey. Böyle bir konuyu da bizleri burada çağırdığınız için, davet ettiğiniz için. Çünkü sizler de bu alanda yetkin bir insansınız. Hem sektör anlamında, yaptığınız iş anlamında, hem de sonuçta yani bir doktoranızı bitireceksiniz. Hı-hı. Hani bu noktada siz de bu noktalara yabancı değilsiniz. O yüzden sizlerden ricam en azından sesimizi bir noktalara duyuralım. Bu konulara biraz daha ağırlık verelim bu. Ve medya okuryazarlığı dediğimiz kavramı, medya okuryazarlığını muhakkak İletişim Fakültesi mezunlarının vermesi gerektiğine inanıyorum. Ve sadece öğrencilerimize değil, liselerde değil, bu üniversitelerde de bu devlet eliyle, belediyeler eliyle halkımıza da bu bilgilerin, medyanın doğru bir şekilde topyekun bir eğitim seferberliği gerekiyor anlamda değil mi? Medya okuryazarlığı konusunda. Aynen. Ricam sizlere hani Milli Eğitim Bunları Bakanlığı duyurmaya ve sizlere bu konuda bize destek olması. Peki, efendim. Peki inşallah diyelim. elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sağ olun Kenan. Geleneksel medya ve yeni medyanın karşılaştırmasını biraz yapmaya çalıştık. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ali Murat Kırık'tı konuğumuz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, uzun fakat faydalı olduğunu zannettiğim bir sohbet oldu. Biz bir şarkı ile devam edelim.